Avrupa Penceresi'ne hoş geldiniz. Biz bir programı çekimini yaparken Türkiye'de televizyonumuzun yasaklandığını haberini aldık. Tabii ki Türkiye'de basın, demokrasi konusunda yapılan çabaların uzun bir süreden beri Türkiye'deki hükümetin rahatsız ettiğini biliyoruz. Ama buna rağmen işçilerin, emekçilerin sesini dünyaya, halklara duyurmak için mücadele eden televizyonumuz 2007'den bu yana sürdürmüş olduğu yayını bundan sonra da sürdürme çabası içerisinde olacak. Biz Almanya'da Avrupa Penceresi ekibi olarak Hayat'ın Sesi'nin Avrupa temsilcileri olarak bundan sonra televizyonumuza ve diğer basın kurumlarına yönelik saldırı konusunda burada çaba sürdürmeye devam edeceğiz ve her türlü uluslararası dayanışmayı sağlayacağız. Daha önceki yasaklar konusunda da sürdürmüş olduğumuz uluslararası dayanışma önemli bir yankı sürdürmüştü. Biz bu dayanışmayı bundan sonra da devam ettireceğiz. Bu programımızda asıl olarak Almanya'nın dış politikasını ve tabii ki bu dış politikanın Türkiye ve bölge üzerindeki etkilerini konuşmak üzere konuklarımızla bir araya gelmiştik. Önce onları sizlere tanıtayım. Köln Barış Konseyi üyesi Sayın Elvira Högemann, hoş geldiniz. Ve Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Zeynep Seferiye Ekşi, siz de hoş geldiniz. Hoş Sayın Högemann, biz bu haberi aldığımızda, yani televizyonumuzun yayının durdurulduğu konusunda bir haberi aldık. Siz uzun süredir Türkiye'deki basın ve düşünce özgürlüğü konusundaki gelişmeleri yakından izliyorsunuz. Ne söylemek istersiniz? Mein eigener Beruf ist Journalismus. Evet, çok üzgün olduğumu ve hiddetlendiğimi söyleyebilirim. Kendim de gazeteciyim ve böyle basit bir şekilde arkadaşlarımız baskı altına alınmasını ve yasaklanmasını doğru bulmuyorum, yanlış buluyorum. Türkiye'de üzgünüm ki bu tarz şeyler yaşanıyor. Bu da çok yeni bir adım ve muhalefetin baskılanması anlamına gelmektedir. Ve bize sadece Erdoğan'a karşı güçler olarak gündeme gelen darbecilere karşı adamlar olarak değil, Türkiye'deki ilerici güçlere karşı kullanıldığını da görüyoruz. Sayın Ekşi, siz DİDİF olarak Türkiye'deki demokrasi güçlerini desteklemek için uzun süreden beri çaba sarf ediyorsunuz. Aslında DİDİF'in kuruluş süreci de buna denk geliyor. Şimdi de darbe sonrasında da Türkiye'deki gelişmeler konusunda tabii ki epey bir çabanız oldu. Bugün de televizyonumuzun yayının durdurulduğu konusunda bir bilgi aldık. Ne demek istersiniz? 1980 yılında federasyonumuz kurulmuştu. O dönemde de askeri darbeye karşı mücadele için de geliştik, güçlendirildik diyebiliriz. Türkiye'deki saldırılara karşı emekçilerin dayanışmalı ve sokağa taşıma mücadelesini verirken DİDİF'i güçlendirdik, geliştirdik. Aradan geçen 36 seneye rağmen hala Türkiye'de demokrasi konusunda adımlar atıp haklar kazanmadığı gibi 1980 yılındaki yasalar olduğu gibi geçerliliğini sürdürüyor ama son dönemde de özellikle 15 Temmuz askeri darbe girişiminin sonuçlarını kendi lehine çevirmek için bugünkü hükümet ve Cumhurbaşkanı elinden gelen azami saldırıları hayata geçirmek. Darbeyle hiç alakası olmayan bir televizyon, bir yayın, yani bizim yaptığımız çaba. Bugüne kadar darbelerden de en çok çekmiş bir geleneğin temsilcisi yani. Sonuç şu anda sorun sadece zaten Gülen hareketi değil. Gülen hareketi işin görünen yanı olmasına binlerce insan bugün işlerine atıldı. 30 binin üzerinde insan tutuklandı, gözaltına alındı. Ve özellikle bütün bu saldırılara karşı halkın, işçilerin, Türkiye'deki yaşayanların en önemli araçlarından birisi basın ve düşünce özgürlüğü. Hükümetin icraatlarından, yapılan saldırılardan, antidemokratik uygulamalardan halkın haber olmaması için bizzat bize yönelen saldırının asıl amacı halkın haber alma özgürlüğünün engellenmesi. Daha önceki saldırılarda olduğu gibi biz de yurt dışında gerçekten bu saatten sonra yeniden zaten sadece evrensel veya yeni hayatlara yönelik saldırılarla ilgili tüm halkın demokratik hakkına yönelik saldırıların bir parçası bu saldırı. Avrupa çapında, Almanya çapında da Türkiye halkıyla dayanışmayı, demokratik hakların kazanılması için mücadelenin Alman yerli halkıyla beraber yeniden güçlendirilmesi, daha ileri bir aşamaya taşınması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Frau Högemann, diese Thema möchte ich noch eine Frage stellen. Das Erdogan-Regime wird immer autoritärer
Virtima totaliter, das ist macht Druck über den oppositionellen Bewegungen. Was ist das Ihre Eindruck für die deutsche Beziehungen mit der Türkei, die deutsche Regierung und die Unterstützung von Bundesregierung für die Erdogan? Seit sie den Deal mit der Erdogan über die Flüchtlinge gemacht hat, Erdogan rejimi giderek tekrardan diktatörlüğüne dönüşüyor. Merkel'in Türkiye ile Erdoğan'la birleşerek sığınmacılar konusundaki yaptığı anlaşmaları konusunda nasıl bir adım atabileceğini bilmiyoruz. Şimdi Merkel yapmak istiyor mu, yapamıyor mu tam net bir şekilde ortaya çıkmış değil. Ve bu yaşanan olay çok kötü bir durum. Bundan dolayı da mücadele ediyoruz zaten bizim hükümetimize karşı. Ve insan hakları için, tüm dünyadaki insan hakları için mücadele ediyoruz. Bu yurt dışındaki destek ve dayanışma Türkiye üzerinde bir etki yaratıyor mu? Etki yarattığını bizzat sonuçlarıyla birlikte gördük gerçekten. İşte en son Diyarbakır'da tutuklanan, gözaltına alınan muhabirler, özgür politikada kapatılmasıyla beraber gözaltına alınan aydınlar, yazarlar, gazeteciler konusunda Avrupa'dan gerçekten Avrupa halklarından demek lazım. Avrupa genel bir deyim. Devletlerinden değil ama Avrupa halklarına oldukça büyük denmese bile girişimler oldu. Dayanışma etkinlikleri, dayanışma açıklamaları yapıldı. Bunun etkisi olduğunu mutlaka düşünüyoruz. Çünkü bazı konularda hatta gözaltına alınanlar serbest bırakılmak zorunda kalındı. En son bildiğiniz gibi sınır tanımayan gazeteciler temsilcisi Türkiye'de tutuklanmıştı. Almanya'daki bizzat bu kurumun ve onlarla dayanışma içinde olan kesimlerin, insanların, aydınların, ilericilerin desteği sonucu bu serbest bırakılmak zorunda kalındı. Bu dayanışmanın Türkiye halkıyla mücadelesini, dayanışmanın aynı zamanda baskıları geriletmek açısından önemli bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Onun için elimizden gelen çabayı gerçekten bugünden yarına geciktirmeden ve bugüne kadar olduğundan daha üst aşamada göstermemiz, yürütmemiz gerekiyor. Sendikalar, kurumlar, kuruluşlar, aydınlar, partiler, elbette devletler nasıl ortak çıkarları konusunda bugün her zamankinden daha fazla ortak birlikte hareket edebiliyorsa bize de düşen görev gücümüzü daha fazla birleştirerek bu danışmayı en azimliğe çıkarabiliriz. Umarız hükümette almış olduğu bu karardan RTÜK ve diğer devlette başta televizyonumuz olmak üzere bütün kurumlara yönelik baskıdan vazgeçer ve herkesin düşüncesini, yayını rahat bir şekilde yaptı ve gazetecilerin çalıştığı bir ortam yeniden sağlanır Türkiye'de. Yani bizim de talebimiz Türkiye'de gerçekten demokratik ortamın sağlanması, demokratik hakların yeniden kazanılması. Çünkü yurt dışında yaşayan Türkiyelilerin de çıkarları bugün olduğundan daha fazla Türkiye'deki özgür ve demokratik ve barış içinde yaşayan bir ülke olması. Hı hı. O zaman programımızın normal gidişatına dönersek, bugün aslında biraz Dresden'de yapılan saldırı vardı. Siz de izlemişsinizdir. Hem bir camiye hem de iki Almanya'nın birleşmesi vesilesiyle böyle bir saldırı oldu. Önce onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Onları kısa bir görüşlerinizi alayım Almanya'dan. Und es ist wohl auch der erste Sprengstoffanschlag. Das heißt, bu ilk defa yaşanan saldırı değil. Sadece kurumlar tarafından, sadece güçler tarafından saldırıya uğrayan ilk sorun değil. Ama ilginç olan yan bir caminin direkt böyle bir saldırıya maruz kalması. Bu yani şu demektir. Giderek gerilimin arttığını göstermektedir bence. Ve giderek büyüyen bir pasif, buna karşı bir şeyler yapabilecek kesimlerdeki giderek pasifliği de göstermektedir. Hükümet biraz önce konuşuldu. Hükümet hangi ortamlarda, hangi gruplar içerisinde ne kadar güç kaybettiğini gösteriyor. Ve üzgün olarak belirtmek isterim. Bu sağcı hareketin yabancı düşmanlığını ve İslam düşmanlığı altında yabancı düşmanlığı örgütlemesi ve böyle politika sürdürmesi ve bu tarz bir bombalı saldırının, bir camiye bombalı saldırı olması, bu eğer böyle bir saldırı gerçekleşiyorsa tabii ki polisin ilk yapması gereken adım sağcı gruplar içerisinde sorumluları aramak olmalıdır. Ve giderek güçlenen bir hareket gündemde. Buna karşı polisin daha dikkatli davranması, daha adım atması
die leider so sehr viel Zulauf hat in diesem Städten. Aynı kişi. Almanya Birleşmesi'nin 26. yılını kutluyor ve bu yıl Dresden'de kutlayacaktı. Saksonya Eyaleti'nin dönem Avrupa Konseyi, Almanya Eyaletleri Meclisi Konseyi'nin başkanı olması vesilesiyle. Ama aynı bir hafta önce artık şimdi kentte olağanüstü hal ilan edilmiş teröre karşı ve birleşmenin yapılacağı, bayramının yapılacağı kongrese merkezine karşı da bir saldırı oldu. İki Almanya birleşti ama yine de bir özellikle Doğu Almanya'da bu türden bir hareketler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Birleşme açısından baktığınızda özellikle ırkçı ve yabancı düşmanlığının Doğu Almanya boyutuna konusunda bir gösterge mi Dresden'deki saldırılar? Biraz önce Sayın Barış aktivisti Elvira Hölgeman da söylediği gibi çok açık bir şekilde devlet ve hükümet politikaları tarafından kışkırtılan bir sağ şiddet söz konusu. Bu sadece bugün camiyle belki Elvira Hanım da söylediği gibi yakın dönemde camiye direkt bir saldırı olmamıştı. Camiye saldırılması belki uç örnek ama son 2015 yılından bu yana aslında ne yazık ki Alman basını bunu bizzat gündem yapmaktan kaçınıyor, özellikle büyük tekellerin basını. Almanya'da sağ şiddet oldukça tırmandırıldı. Bizzat kışkırtılarak tırmandırıldı. Mülteci yurtlarına, sokakta işte mültecilerin bulunduğu yerlere, tek tek mültecilere bizzat mültecilik tartışması üzerinden sahte bir düşman yaratılarak, yani savaşın etkileri sonucu evini, barkını, yurdunu, memleketini terk etmek zorunda kalan insanlara yönelik bir şiddet, dışlama ve aşağılama politikası geliştirildi. Bu basın tarafından da desteklendi. Bizzat hükümetin ve partilerin kışkırtıcı politikaları bunları daha fazla yapılabilir. Bu tür saldırıları bizzat hazırlanmasının ortamını yarattılar. Bugün gelinen nokta da bu. Bir yandan mülteci meselesi varken o öbür taraftan siz biraz önce söylediniz. Almanya, iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana 26 yıl. Yani çeyrek asır geçti. Nereden nereye geldiğimize bakarsak biz şunu söylüyoruz. Direkt bir cümleyle şunu tarif edebiliriz. İnsanların artan sosyal sorunları, yoksulluğu, gelecek konusunda hiçbir perspektiflerin, güvenin ve umudun olmadığı bir yerde eğer mücadeleci güçler bunlara karşı mücadelenin yönlendirilmesi konusunda başarılı olabilen, nedenlerini gösterebilen örgütlenmeler, mücadeleler gelişmezse karşı taraftan ırkçılık da gelişebilir. Maalesef 26 yıldır bizzat Alman devletinin ve hükümetinin sorumlusu olduğu gelişmeler sonucu bugün ırkçılık özellikle de biraz önce söylediği gibi Doğu Almanya eyaletlerinde batıdan daha fazla. Evet. Bunun çok somut nedenleri var. Bir iki örnek belki 26 yıl önce oldu ama Almanya'da 14 bin firma iflas kurumuna verildi Doğu Almanya'da. İşsizliği ve yoksulluğun da yüksek olduğu bir bölge aynı zamanda. Doğu Almanya'da 14 bin firma iflas kurumuna verildi ve bunların 4000 tanesi kapatıldı. Aniden insanlar gerçekten işsizlikle ve gelecek korkusuyla karşı karşıya geldi. Ben kendim aynı zamanda sendikada da olduğum için şunu halen biliyorum. 26 yıldan bu yana İGEBA İnşaat ve Temizlik İşçileri Sendikası halen ücretlerin eşitlenmesi mücadelesini sürdürmek zorunda. Yani çeyrek asır geçtiği halde hala doğuyla batı arasındaki ayrım devam ediyor. Aynen, ayrım devam ediyor. İşsizlik ve yoksulluk Doğu Alman halkının daha fazla pençesini almış durumda. Mesela batıdaki işsizliği şununla açıklayabiliyorlar. Eğitim düzeyinin düşüklüğü, kualifikasyonun olmaması ama doğudaki işsiz kalanlara yönelik yapılan istatistiklerde ise bizzat Doğu Almanya'da yetişen neslin hiç mesleki bir sorunu olmadığı, hepsinin eğitimli olduğu ama işsizliğin asıl sorumlusu gerçekten kar amacına yönelik bir çalışma ve propaganda yapılması. Devlet oradaki birçok iş yerine el koydu. Kar oranı yeterli düzeyde görünmediği için. Onları, bir kaynağı var, nedeni var diyorsunuz. Evet, nedenleri var işsizliğin bu kadar büyümesinin. Tabii bunda gelinen noktada son yıllarda özellikle de hala sorunların çözüm bulmaması, bunu gerçekten yeni ortaya çıkan da ırkçılık bunları çok fazla gündem yapabilir durumda. Bir örnek vereyim, birkaç gün önce basında yer aldı. Irkçılar sadece yabancı düşmanı parolalarla sokağa çıkmıyorlar. Eğer bir köyde otobüs durağı yoksa oraya otobüs durağının gelmesi için çalışma yürütmeye başladı. Yani oradaki vatandaşın taleplerini de kullanıyorlar. Evet, devletin sıkladığı sosyal haklar, işte sosyal etkinlikler azalmış, ne bileyim çeşitli kütüphaneler olsun, çocuklara yönelik, gençlere yönelik çeşitli aktiviteler azaldı ki ırkçılar aynı zamanda bu alanda çeşitli aktiviteler gündeme getirmeye başladı. Yani emekçilerin var olan sorunları, gittikçe daha büyüyen sorunlar ırkçılar tarafından bizzat malzeme yapılıp üstelik de yanlış bir kanala
tepkilerin tepkileri ve yönlendirilmesi söz konusu. Orada tabii ki solunda bir maalesef eksikliği var. 26 yıl sonra kutlanacak değil aslında. Hı-hı. Gerçekten de eleştirilmesi gereken, yere yatırılması gereken oldukça büyük sorunlarla karşı karşıya olan halkı. Sayın Uygama, peki hani 25-26 yıl önceki birleşme Alman dış politikasında nasıl bir sonuca yol açtı? Uzun bir süre Alman Barış Hareketi Alman dış politikasının militaristleşmesinden söz ediyordu. Bugün hangi aşamadayız bu militarileşme konusunda? Ja, erstens Deutschland wurde größer. Zweitens die Tradition der DDR wurde ausgelöscht. Das Land wurde praktisch entindustrialisiert. İnsanların çok büyük umutlara kapıldıklarını iki Almanya birleşmesinden sonra ama tam olarak gerçekten birleşemediği bir ülke olduğunu Almanya'nın düşünüyorum. Yani iki Almanya birleşmesiyle ilgili büyük eğlenceler vesaire düzenlenebilir, kutlamalar yapılabilir. Alman vatandaşları için, Almanya Cumhuriyeti vatandaşları için değişen şudur. Cumhuriyet, yani ülke tamamen değişmiştir. Uluslararası pozisyonlar konusunda çok değişik adımlar atılmıştır. 90'lı yılların başlarından itibaren Avrupa yasaları içerisinde NATO ile karşılıklı görüşmelerde ve anlaşmalarda önemli ve zorunlu olarak bazı şeylerin askeri olarak, çıkarların askeri olarak dayatılması gerektiği konusunda hem fikir olundu. Regierung und damit also die Bundesrepublik Deutschland einen Angriffskrieg geführt. O zamana kadar yurt dışına asker gönderemiyordu Almanya. Wir haben laut Grundgesetz eine Verteidigungsarmee. Şimdi anayasamıza göre ordumuz ülke topraklarını korumadan sorumlu bir ordudur. Ve yani, Alman ordusu sadece ülke topraklarını korumaktan mükelleftir. Ve böyle tabii ki buna karşı da kitlesel hareketler oluyordu. Hareketlenmeler oluyordu. Federal Anayasa Mahkemesi bu konuda değişik kararlar da vermişti. Başka ülkelerin topraklarına askeri müdahalelerde sadece başka ülkelerle birlikler içerisinde müdahale edebileceğini Almanya karara bağlamıştı. Ve partilerdeki değişik düşünceler ve bu federal hükümete hiçbir şey yapmadı ve ilk saldırı savaşını gündeme getirdi ve UNO'nun onay vermediği bir durumda savaş açtı. NATO ile birlikte burada savaşa katıldı. Ondan sonra ilginç olan yanı şu, bizde NATO birlik meselesini gündeme getirdikten sonra ve çok güçlü bir şekilde propagandasını yürüttü. Bu birlik içerisinde başka bir şey yapamazsın. Eğer birlik saldırma kararı almışsa, savaş yürütme kararı almışsa Almanya da buna uymak zorundadır gibi bir propaganda yapıldı. Ve bu saldırı, askeri saldırı yani zorunlu olarak gösterildi. Ve ona karşı çıkmanın mümkün olmadığını gösterildi. Böyle karartılarak gösterildi. Ve ikinci adım, yani barışı getirecek adım askeri hareketlenme. Ve bu konuda genel bir karar vardı. Terörizme karşı devletlerin bir şeyler yapması gerektiği ya da imkan ve olanakları kullanması gerektiği karara bağlamıştı ve o dönemki Başbakan Schröder şunu demişti: bu savaş değil, bu sadece insani bir yardım amaçlı askeri hareket diye göstermişti o zaman. Ve o zaman kamuoyu savaşlara karşı olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştu. Ama bu işgal hareketiyle beraber basınlar içerisinde ve Sırpların mesela o dönem içerisinde işledikleri katliamlar vesaire hiç ortaya çıkarılmadı, basın tarafından bu konunun üzerine fazla gidilmedi ve tam tersine şunun net olması gerekiyor:
Kosova halkının ne kadar bu askeri müdahalede zarar gördüğü, bunun altında ezildiği, bütün diğer savaşlarda da aynı şekilde insanların, halkların sorun yaşadığı. Ama buna rağmen Schröder, Başbakan Schröder o zaman bu savaşa katılma meselesini bir şekilde hayata geçirebildi ve parlamentoya bağladı buraya. Ya, bu Almanya'nın yurt dışına asker göndermeye, yani 26 yıl içerisindeki Alman dış politikası, Sayın Hügemann söylediği gibi, giderek askerleşti, savunmadan saldırı pozisyonuna geçti ve şu anda da dünyanın pek çok ülkesinde Alman ordusu temsil ediliyor, yer alıyor ve size iki nokta, yani bir tabii burada Türkiye ve Orta Doğu nasıl bir rol oynuyor Almanya'nın dış politikasında, ikincisi de bu militaristleşme içeride nasıl yansıyor, halka nasıl yansıyor? Şimdi birincisi, Almanya o kadar hızlı hareket ediyor ki sanki şöyle denebilir ki geçmişte geri kalan yıllarının eksikliğini tamamlamak isteyecek kadar hızlı bir şekilde manevra yapıyor. Geçen sene daha işte Gauck, von der Leyen ve SPD Dışişleri Bakanı Steinmeier şunu demişlerdi. Ekonomik alandaki gücümüzü, işte Avrupa içinde veya Almanya'nın ekonomik alandaki gücünü, kapitalist ekonominin gücünü, aynı zamanda biz askeri alanda da daha fazla dünyadaki başka ülkelere müdahale ederek de göstermeliyiz. Askeri yöntemlere çıkarlarımızı koruyalım. Aynen, askeri ama yöntemlere. Bunu daha önce söylüyor. Hindistan'da bile, Hindistan'da bile bizim güvenliğimiz, teröre karşı mücadelemiz gerekirse Hindistan'dan da başlayıp buralara kadar gelebilir. Ama daha önce Cumhurbaşkanı Horst Köhler aynı şeyi Afganistan ziyareti sırasında açık bir şekilde söyledi. Evet. Yani Alman sermayesinin, ekonomisinin çıkarları için askeri yöntemleri kullanalım dedi. Köhler istifa etmek zorunda kaldı. Evet, evet. Ama sonra neden bu dediğiniz açıklamalara karşı bir tepki gelmedi? Yani şimdi bunun nedenleri oldukça fazla. İşte arkadaşımız da barış aktivisti ama 80'li yıllarda özellikle belki şu 85-83'lü yıllarda henüz Varşova NATO, hani halkın dilinde soğuk savaş diye tabir edilen bir dönem vardı. O dönemde gerçekten kısmen karşıdaki gücün de daha örgütlü olması nedeniyle dengeli bir karşı duruş vardı. Ama gerçekten Almanya'da, ben 83'lü 84'lü yılları hatırlıyorum, 1 milyon insan atom silahlarına karşı, silahlanmaya karşı, patriotlara karşı sokaklara çıkmıştı ve bunun oldukça büyük etkisi oldu. Özellikle işte Rusya'daki gelişmelere bağlı olarak diyebiliriz. Şimdi bugün son yıllarda belki şunu söylemek lazım. Orta Doğu'yu sordunuz da bugün mesele Suriye Savaşı değil. Bugün mesele sadece Türkiye-Almanya ilişkisi meselesi değil. Bugün aslında çerçeveyi biraz daha büyüterek şunu yeniden vurgulamakta fayda var. Mesele NATO ve Avrupa ülkelerinin Amerika ile beraber Rusya'nın son egemen olduğu alanları da ellerine geçirmek. Bugün bu kıyamet, bu savaş Suriye nedeniyle devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye-Almanya ilişkilerini soruyorsunuz ama Almanya da burada tek başına hareket etmiyor. Almanya, evet, tamamen NATO'nun çıkarları doğrultusunda, NATO'nun planları doğrultusunda bugün Türkiye ile ilişkilerini ona göre sürdürüyor. Elbette her devletin kendi çıkarı da, ama kendi çıkarları elbette değil mi? Nasıl burada Türkiye'nin de her şeye rağmen NATO'ya bağlı olsa, Amerika'ya bağlı olsa bile Türkiye'nin de kendine ait özgül çıkarları söz konusu ve buna ilişkin adımlar atmaya çalışıyor. Özellikle Erdoğan bugüne kadarki Türkiye'deki hükümetlerden daha farklı olarak bu konuda daha da cesur ve ileri adımlar atıyor. Kendi özgül çıkarları açısından. Almanya da aynı şekilde hem NATO'nun gereklerini, NATO'nun aldığı kararları hayata geçirirken ama kendi açısından da geçmişte geri kaldığı noktaları bir daha yaşamamak için, o geriliği aşabilmek için daha atraktif, daha fazla investisyon, daha fazla para, daha fazla silah ticaretiyle yerine getiriyor. Bugün Almanya arka sıralardaydı ve bugün dünyada üçüncü silah tüccarı durumunda. Satan o ülkeler arasında. Satan ülkeler ve 57 ülkeye Almanya silah satıyor. Ve aynı zamanda 17 ülkede, sanırım sayı yanlış değil, 17 ülkede askerleri var askerleri Almanya. Askerleri bulunduruyor. Üstelik 4000'e yakında yurt dışında askeri var. 4000'e yakında yurt dışında askeri var. En son gelinen nokta da Mali. Mali, Afrika'daki bölge. Demin Elvira Hanım dediği gibi bu girişimlerde bulunurken halka yönelik demagojik yalanlar söylüyor. Mali'de işte mültecilerin geçtiği yolları kapatmak veya işte
orada eğitim sağlamak gibi çeşitli gerekçelerle gidiyor ama Afrika'da önemli bir stratejik konum olduğu için Mali'ye de gözünü dikmiş durumda. O açıdan şimdi Türkiye Almanya'ya geldiğimizde gerçekten işte patriotları geri çekecekti geçtiğimiz Ocak ayında. Bundan vazgeçti çünkü Orta Doğu'daki Suriye üzerindeki savaşta daha da kızıştı. Pastadan pay alma savaşı aynı. İncirlik tartışma. İncirlik tartışma ve şu anda son mültecilerle ilgili tartışmalar bildiğiniz gibi şimdi yeniden gündem yapmaya gerek yok ama şu mülteci meselesi konusunda kısmen biraz soğuk hava esti gibi oldu görünürdü ama aslında hiç de değil. Türkiye atını oynamaya bütün hızıyla devam ediyor Almanya. İncirlik'e 60 milyar euro yatırım sözü verdi. Akdeniz'e gemilerini gönderdi, oraya konuşlandırdı. Yani bugün kıyamet Orta Doğu'da ve Suriye çerçevesinde kopacağı için Almanya geri kalmamak için en iyi atı bugün Almanya'nın Türkiye. O açıdan ülkede demokrasi yani var mı? Yani birleşme sürecinde Almanya'nın o zaman dünya üzerindeki oynadığı rol önemli şekilde arttı. Yani birleştiği dönemki Almanya değil şu anda. Birleşme sürecinin aynı zamanda Almanya'nın ekonomik olarak diğer kapitalist ülkelere göre daha bir öne doğru adım atmasını sağladı. Avrupa devletleri içinde de Almanya'nın daha öne çıkan konuma gelmesi birleşme sürecinden sonra oldu. Çünkü oradan elde ettiği ekonomik veriler, ekonomik kazanımlar Avrupa devletleri içinde de EU'nun asıl önderinin ve yönlendiricisinin Almanya olmasını sağladı. Bugün Orta Doğu'da da Avrupa devletleri içinde en önde giden hatta işte geçen sene Rojava'daki tartışmalar olduğu zaman işte Kürt halkı orada Rojava'da işte karşı mücadele verirken Alman devleti bir yandan da Kuzey Irak'taki Kürtleri o kendi politikaları doğrultusunda bir taraf olarak kazanmaya çalıştı. Silah gönderdi. Bugün o çalışmalarını hızla devam ediyor. Çünkü oradan geri kalmak istemiyor. Sayın Hürgen ama biraz önce siz Alman dış politikasının militaristleştiğini ve Alman ordusunun yurt dışına asker göndermesini söz ettiniz de. Ama şu anda aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dış politikasında sertleşme, Avrupa Birliği ordusu konuşulur. Bunda Almanya'nın rolü nedir? Also seit, soweit ich weiß, zwei Jahren ist das sozusagen ein Thema, das so gestreut wird. Bevor man es macht, wird erstmal drüber geredet. Yani gerçek şudur, Almanya büyük bir ekonomik güçtür ve Avrupa Birliği içerisinde ve Brexit'le beraber ve en güçlü NATO içerisinde en güçlü askeri güçlerden biridir. Ama bu çizgi için askeri politik askeri siyaset açısından şimdi konuşuluyor. Hükümetlerimiz, Alman hükümeti, Alman Fransa ile beraber Almanya'nın o yani çekirdekte Avrupa Birliği içerisinde bu çekirdeği büyütmek ve askeri olarak da güçlendirmek. Yani şöyle düşünüyorum, bu konuda çok farklı nedenler var. Avrupa ordusu konusundaki tartışmaları şöyle değerlendirdiğim zaman, birincisi Amerika, ABD, NATO'yu genel olarak uzun zamandır NATO'dan birlik güçlerinin daha fazla katılmalarını, onlardan daha fazla beklentileri olduğunu gündeme getiriyor. Ve kendilerinin de görev almasını talep ediyor. NATO içerisinde daha fazla görev almasını istiyor. NATO her tarafta olamaz. Ve çok fazla, önlerine çok fazla hedefler koydular. Bu yaşanan bir süreç. Ve bu giderek daha çok artırılması, güçlendirilmesi gerek istenen bir siyaset, bir çizgi. Ve federal hükümetin, federal ordunun biz bu militaristleşme çizgisine gitmek istiyoruz, yürümek istiyoruz. Ve ticaret yollarını koruyabilmek için bunu yapmayı planlıyoruz. Ve buna ek olarak diğer yanı stratejik çevrelerde Avrupa Birliği'nin
Amerika'nın çıkarları konusunda, yani işgaller ve saldırılar konusunda buna yardım etme konusunda ve burada güçlü bir askeri güç oluşturuluyor. Giderek büyüyen askeri bir güç oluşturuyor. Çünkü gelişmeler öyle bir ortam yarattı ki tüm ulusu ilgilendiren şekilde gücümüzü göstermemiz gerektiğini gündeme getirdi ve ordunun gündeme gelmesi ve özellikle bizi tehdit eden Avrupa Birliği'nin Amerika ile anlaşmaları vesaire, karşılıklı anlaşmaları ve bunların iç politikaya daha çok saldırgan ve sert bir şekilde yansıması ve Almanya'nın Rus politikalarına, Rus Cumhurbaşkanı'na karşı, Rusya Cumhurbaşkanı'na karşı daha sert bir dil kullanması ve bunların hepsi bir araya getirildiği zaman Berlin kann eine neue Wendepunkt für die deutsche Friedensbewegung sein. Bis jetzt war ein bisschen schwach. Paskalya Märschen waren ein bisschen die Teilnehmer waren niedriger. Deswegen diese Demonstration in Berlin kann eine Impuls sein für die Opposition für die Friedensbewegung. Ich hoffe es sehr. Aber selbst wenn bunu gönülden isterim. Çok isterim. Ama böyle olmasa bile TTIP, anti-TTIP yürüyüşleri vesaire gündeme geldiğini, aynı oranda büyük kitlesel gerçekleşeceğini tam beklemiyorum. Ama önemli olan kendimizi gösterebilmemiz, bayrağımızı taşıyabilmemiz, barış bayrağını taşıyabilmemizdir. Ve barış hareketinin, şunu da söylemek istiyorum, çok önemli. Biz insanlara ulaşmamız, barış hareketinin insanlara ulaşması çok önemlidir. Şehirlerimizde daha fazla sokaklara çıkmamız, kendimizi göstermemiz gerekiyor. Ve burada çok gelişmeler federal ordu ve NATO konusunda bizi ileriki senelerde zor durumlara sokacak kötü gelişmelere karşı aktif olmamız gerekiyor. Ve askeri işgallere, askeri hareketlere karşı gücümüzü göstermemiz gerekiyor. Da protestieren wir auch und zeigen auch Flagge. Vielen Dank. Sayın Ekşi, siz de DİDİF olarak bu Berlin'deki merkezi, gösteriyi destekleyen tek göçmen örgütüsünüz aslında. Türkiye'deki gelişmeler ne kadar bu gösteride konu edeceksiniz? Orta Doğu'daki gelişmeler de bu dönemde Almanya'daki Türkiye kökenli göçmenlerin sokağa çıkması için de bir neden değil mi? Onlara ne diyeceksiniz? Elbette. Eğer biz bugün sokağa çıkmayı yeniden başaramazsak, geçmiş yıllarda bu alanda oldukça önemli bir zayıflık vardı. Bunu kıramazsak gelecekte hem Avrupa'da yaşayan halkları hem de gerçekten Türkiye'li emekçileri ve Orta Doğu halklarını daha kanlı, daha acılı günler bekliyor. Çünkü bugün savaş bölgelerinde her gün yüzlerce insan ölüyor. Bu açıdan son işte bugünkü barış hareketinin 8 Ekim'deki merkezi yürüyüş çağrısı oldukça önemli. Bunun hazırlıkları Mayıs ayında başladı. Almanya'nın birçok şehrinde otobüsler tutuldu. Elvira'nın da biraz önce söylediği gibi. Eğer biz bugün medyada yürütülen savaş kışkırtıcısı politikaları, insanları demagojik bir şekilde kendi silahlanma ve savaş politikalarını alet etmeye çalışan demagojileri teşhir edip Alman halkıyla beraber tüm yerli yabancı sokağa çıkaramazsak savaş tamtamları çoktan çalmaya başladı ve bugün yürütülen aslında bir savaş var. Hep terör diye sadece bir grup silahlı insanı IŞİD'in veya kim olursa olsun terör diye onların tek tek silahlı ve bomba eylemleri gündeme getirerek, bahane ederek insanları daha kanlı, acılı günlere, geleceğe doğru götürüyorlar ama asıl savaş bugün yürüyor ve savaş yazıkları kendisi terör aslında. Tek tek eylemlerden ziyade bugün devletlerin ve hükümetlerin hızla askerileşerek insanlara acılara daha fazla gark edecek politikalarının önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için emekçilerin birlikte mücadelesinden başka bir çıkar yolumuz yok. Eskiden daha önce Türkiye halkıyla danışmak için yapıyorduk ama bizzat bugün Alman halkı da bu tehlikeyle karşı karşıya. Çünkü
Orta Doğu'da yürütülen savaş politikalarının acısını bombalama ellerinde gördüğümüz gibi gene Alman halkı çekiyor. Evet. Sivil halk çekiyor. Hükümetlerin kışkırtıcı silahlanmayı daha da geliştirici politikalarına karşı. Bunun için bizim başka çıkar yolumuz yok. Tıpkı 80'lerdeki gibi barış hareketini daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda Münih'te zirveye karşı protestolar oldu. Gene binlerce insan sokağa çıktı ama bunun sürekli hale gelmesi gerekiyor. Çünkü 2017 yılı Almanya'da aynı zamanda seçim yılı. Seçim yılına gerçekten biz aynı zamanda savaş ve askerleşme politikalarına karşı bütçenin buralardan azaltılıp bizzat işçilerin, emekçilerin talepleri için ayrılması konusunda daha somut, hem somut taleplerimizi dile getirmeliyiz hem de savaşa hayır taleplerini daha fazla emekçiye taşıyabilmeliyiz. Peki. Çok teşekkürler. Vielen Dank. Evet sayın seyirciler, bu programımızda hem televizyonumuza yönelik yasak girişimi hem de tabii ki Almanya'nın birleşmesi vesilesiyle artan silahlı militarist politikalar konusunda ele aldık. Katıldığı için konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın.